Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Air Paris Mobil hakkında rehber tadında bir video hazırladım. Umarım içeri hoşunuza gider ve sizin için faydalı olur. Nacizane bildiklerimi anlatacağım. Eksik veya hatalı olduğum kısımlar illaki olacaktır. Bunları yorumlarda belirtirseniz gerçekten mutlu olurum. Şimdi geçelim videoya. Arkadaşlar öncelikli olarak oyunu ilk indirdiğimizde bizi bir eğitim modu karşılıyor. 5-10 dakikalık daha sonra fransiyon yani medeniyet seçtiriyor. Medeniyeti de seçtikten sonra oyun sizi baş başa bırakıyor. Burada meydan okuma görevleriyle oyuna devam ediyorsunuz. Tamamen kontrol sizde. Burada ilk yapmanız gereken şey belediye binasını 12'ye basmak. Çünkü burada 12'ye bastığınızda artı bir kıta daha kazanmanızı sağlıyor. Bu önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Elinizdeki hızlandırmaları ve kaynakları da 12'ye basmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bundan çekinmeyin. İkinci olarak VIP salona geleceğim. VIP salonu arkadaşlar bizim Call of Dragons veya Rise of Kingdoms'tan alıştığımız gibi bize bir kafa vermiyor. Yani kahramanlarımız için bir kafa vermiyor. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi iyileştirme hızıdır, değirmen üretimi falan filan bunlar ayrıcalıklar illaki var. Daha sonra VIP mağazasında da burada görmüş olduğunuz gibi bazı şeyler satılıyor düşük fiyattan Bunları da alırsınız ama VIP'yi çok da böyle şey yapmanıza gerek yok. Onu da söyleyeyim yani hani artırmanıza gerek yok ilk aşamalarda şimdi diğer bir maddemiz arkadaşlar günlük görevler bakın burada görmüş olduğunuz gibi meydan okuma görevleri var sağ tarafında da günlük görevler var oyuna yeni başladığımız için mutlaka bunları yapmamız gerekiyor bunları kaçırmayın arkadaşlar bunlara dikkat edin hemen sağ üst tarafa geldiğimizde burada etkinlikler kısmı var etkinlikler kısmından devam edelim ne malzeme ödülü diyor. Bu arkadaşı level 5'e kadar yenebiliyorsunuz. Daha sonrası yeni gelecek diye biliyorum. dünya ağacı var burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görevleri veriyor her gün. Tazeleniyor bu görevler. Daha sonrası bunları kazandıktan sonra da besle diyerek bu ağacı besleyip buradan ödülünü alıyorsunuz ve şuradan da bir tane sandık alabiliyorsunuz. Dilek kartı var. Her gün burada size bir dilek kutmanızı sağlıyor. Daha sonrasında da buradaki madalyayı verecek. Ama bu madalyalar hakkında bir bilgim yok. Bunlar ilerleyen zamanda daha iyi açıklanır muhtemelen. E, bu etkinlik daha başlamadı. Bir gün 7 saati var. Bunu da takip edersiniz. Arkadaşlar devin kükremesi etkinliğini bitirdikten sonra burada da göreceksiniz. Size Davut madalyası verecek 10 tane. Bunu da yapabilmek için e, barbarlara saldırıyorsunuz. Barbarlardan bir tane sancak düşüyor. O sancağı kullanarak e, o haritada belirlenen düşmana saldırıp Oradaki görevi tamamlamış oluyorsunuz. 10 tane yapınca bu görev de tamamlanıyor arkadaşlar. Bilgi dahilinizde olsun. Şu an ben yapmadım. Daha yapacağım onu. Burayı geç. Giriş yap ve kazan diyor. Burada giriş ödülleri var gördüğünüz gibi. Günlük giriş yapmaya özen gösterin. Hamur abi var 7. günün sonunda. Bunu da belirteyim. İmparatorluk yolu. Arkadaşlar burada günlük olarak belli başlı görevler çıkıyor. Farklı farklı bunları yaparak güzel ödüller alabilirsiniz. Altın kale armasına gelince de burası tamamen kasaba merkezini yükselterek alabildiğiniz ödüller ve burada muhteşem ödüller var arkadaşlar. Bunu zaten alırsınız yani yükselttiğinizde. Diğer bir maddemiz satın alınacak paketler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen kahraman yükselttiğinizde veya binayı yükselttiğinizde sizin de ekranınızda böyle pamplar geliyordur. Hani kahraman büyümesi işte ne bileyim bina gelişmesi gibi. Ee, eğer free to play oyuncuysanız ya da low spendersanız yani bu tarz paketleri almanız sizin için daha mantıklı. Burası birazcık bana pahalı geldi bilmiyorum. Satın al dediğimizde gerçekten pahalı. Kahraman geliştirmek için açıyoruz burayı bu arada. Ama burası biraz pahalı geldi bana. Şu anlık bence açmanıza gerek yok. Şu an zaten herkes oyunu tanıma aşamasında. O yüzden bu kadar da yükleme yapmaya gerek yok. Yani ben biraz yükleme yaptım. Bana bakmayın siz. <laughs> Aylık malzeme diyor. Burası mantıklı bence. Bu e, şey alınabilir. Çünkü her gün size bunları verecek. E, ilk satın aldığınızda da 2500 e, imparatorluk parası verecek. Her gün düzenli olarak da bu ödülleri verecek. Bir ay boyunca. E, bu gerçekten mantıklı. Bu alınabilir. E, büyüme fonuna geldiğimizde burayı bence e, şimdi değil yani. Şimdi almanıza hiç gerek yok. Şimdi aramanıza hiç gerek bu ilerleyen safhalarda açılabilecek bu şey. VIP mağazasına girmeyeceğim. Orayı kapatalım. Şimdi değinmem gereken diğer önemli bir konu ise arkadaşlar burada çantanıza tıkladığınızda sizin e, bakın görmüş olduğunuz gibi hedefini ve konumlandırmanı yeniden değiştirme seçeneğim var. Yani bir teleport hakkım var. Bu teleport hakkın 2 gün sürüyor. 2 gün sonra bu artık kaybolacak çantandan. Yani bunu kullanarak Eee İttifakın bölgesine gelebilirsiniz. Yapın. Ki gelmeli. Ee, diğer bir söylemem gereken ise burada ittifak katıldığınızda teknoloji bağışlarınızı yapmayı unutmayın. Burada zaten ittifak lideri genelde bu şekilde e, bağış yapmanızı gereken bölümü size işaretliyor. Bunu kaçırmayın ve her zaman yapın arkadaşlar. Diğer bir konu ise teknoloji araştırmaları arkadaşlar. Bu araştırmalarda e, ekonomik kısmını boş verin şimdilik. Öncelikli olarak ordu kısmı ordu kısmını e, şurada gördüğünüz konuşlandırabilir birlik sayısı artı bir yazıyor ya. Bu kıta birliğini artırıyor işte. Bu kıta birliğini artırmak için bu araştırmaya kadar gelmeniz gerekiyor. Daha sonrasında buradan e, işte tier 4 askerleri açtığınızda bir tane daha veriyor vesaire vesaire. Buradan gidiyorsunuz işte. Ama öncelikli olarak askeri kısmı bunu söyleyebilirim size sadece şu anlık. Ee, arkadaşlar kahramanlar kısmına geldiğimizde aynı Rise of Kingdoms veya e, Call of Dragons'da olduğu gibi kahramanlara işte kafa basarak onları geliştirebiliyorsunuz. Yıldızlarını artırabiliyorsunuz. Becerilerini artırmak ise biraz farklı. O da şu şekilde oluyor. Yani gördüğünüz gibi burada bir beceri puanı veriyor. Beceri puanlarında etkinliklerden vesaire alabiliyorsunuz. Bununla yükseltiyorsunuz. Beceri kısmı o kadar yükseltmesi zor bir şey değil. Burada önemli olan burada yıldız yükseltmesi zor birazcık. Bunu da etkinliklerden vesaire kazanırız diye düşünüyorum. Şu anlık daha öyle bir etkinlik vesaire gelmedi. Onu bilmiyorum. kahraman çağırması da aynı diğer oyunlarda olduğu gibi yine kafa biriktiriyorsunuz ve bu kafalarla açıyorsunuz. Mesela ha unutmadan bir de arkadaşlar şurada sefer kısmı var. Bu sefer kısmını da yaparsınız. Burada işte size günlük olarak saat yani belli bir saat geçtiğinde o ödüller birikiyor. Alıyorsunuz vesaire. Burayı da az çok biliyorsunuzdur zaten. Burayı da kapattık. Daha sonra arkadaş kısmı, mağaza kısmı vesaire. Mağaza kısmına geldiğinizde de burada erdem var. Erdem ile kazanılıyor arkadaşlar? Diğer oyunculara savaştığınızda size erdem kazandırıyor. Eşyalar kısmı var. Burası birazcık tuzlu. Buradan almayın derim. Yani şu madalyaları falan şu an girmeyin yani. Bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Buradaki ittifak hazinesi bölümünde de ittifak puanıyla alınabilen şeyler bunlar. ittifak işte e, inşasına katılıyorsunuz, işte savaşına katılıyorsunuz vesaire. E, daha sonra yardımlar ediyorsunuz. Onlar geliyor yani. O puanı kazanmak da zor değil yani. İttifak kısmında değinmediğim diğer bir konu var arkadaşlar. O da burada hediyeler kısmı. E, arkadaşlar bir e, ittifak üyesi barbar kestiğinde veya bir savaş kazandığında buraya hemen e, işte gördüğünüz gibi iki tane bin Odun. İşte bir tane bir dakika hızlandırma. Görüyorsunuz yani bir sürü ödül geliyor. Mesela şu an bize 38 tane mi gelmişti? Öyle bir şeydi. Mesela bu küçük gelebilir sizin gözünüze ama şu an bizim kılan mesela 75 kişi 75 kişi bir, birer tane barbar kesse zaten 75 tane hediye geliyor. yani. Gerçekten muazzam bir rakam. Yani bu hiç azın sanacak bir şey değil. O yüzden kesinlikle bir ittifaka girin. Özellikle topuş işte burada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar yani eğer sizin eksik veya hatalı gördüğünüz bir nokta varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz gerçekten mutlu olurum İnşallah bir sonraki video daha güzel daha akıcı bir video olur yani şu an elimden geldiğini yapmaya çalıştım Umarım faydalı olmuştur